Fokus'ta karşınızdayız. Herkese günaydın. Bugün Fokus'ta stüdyo konuğumuz İnşaat Malzeme Sanayiciler Derneği Başkanı Ferdi Erdoğan olacak. Ferdi Bey hoş geldiniz yayına. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi 2019'u kapatırken aslında her sektörde olduğu gibi konut sektöründe de biraz o dipten toparlanmayı görmeye başladık. Genel değerlendirmeyi soracağım ama onun öncesinde bir son gelen veriler ve son birkaç ay isterseniz bir izleyicilere aktaralım. Örneğin inşaat maliyeti endekslerinin hafif yukarı gelmesi, yine konut fiyatlarında İstanbul'da hala artış görmesek de Türkiye geneli için nominal anlamda artışların başlaması. Nasıl değerlendiriyorsunuz bu süreci? İkiye ayırarak bakmak lazım. Biz bir hazır bitmiş konutların satılmasıyla ilgili tarafı takip ederken bir de yeni başlayacak inşaatları tabii takip ediyoruz. İnşaat ruhsat tarafı bir gelişmeniz arz etmiyor. İstediğimiz ölçekte değil. Siz de takip ediyorsunuz zaten. Hem geçen seneye göre hem esas 2017'ye göre ciddi bir düşüş var. Bu malzemecinin doğrudan etkilendiği alan. Son 10 yılda şöyle bir hesap yapıyoruz. Aslında 2010 ile 2017 arasında ilk 5 proje nedir diye Türkiye'ye baktığımızda bizim müşterilerimiz olduğu için dış ticarette ayırarak söylüyorum tüm bunun içerisinden. Konut bunun içerisinde 4. alanda yer alıyordu. %10 pay alarak. Ama 1 numarada işte havaalanları vardı o zaman. 2 numarada köprüler, otoyollar, tüneller vardı. Sonra stratejik bir takım askeri yatırımlara benzerleri vardı. 2018'de konut bunun dışına çıktı. Bu bizi nasıl etkiliyor? Tabii ki maliyetimizin artmaması mümkün değil. Bir kere enerjiye odaklı bir sektörüz biz, malzeme tarafı. Enerjinin %100 arttığı yerde bizim malzemeye maliyetten artmadığını söylemek yanlış olur. Endekse bakarsak endeks bir önceki aya göre bir düzelmeyi gösteriyor. Ama geçen yılın aynı ayına göre baktığımızda %5'lik 6'lık bir artışı hala bizim karşımıza rakam olarak çıkartıyor. Peki burada mesela sizin yine İMSAT'ın içerisinde Birleşik Endeks var. İnşaat Malzemeleri ve Sanayi Kasım ayı endeksi. Burada gördüğümüz özellikle Ağustos ayındaki dipten sonraki toparlanmanın devamı gelecek mi sizce önümüzdeki aylarda? Biz Ağustos'ta bunun dip yaptığına inanıyoruz. Çok ciddi bir şekilde sadece tabii Birleşik Endeks değil. Ona bağlı faaliyet endeksi var. Üretim, istihdam, yatırım. Özellikle bizim alt kırılımları var tabii bunun değil mi? Esas baktığımız şey üretim, istihdam ve yatırım. Onlar biraz yatay seyrediyor. Kasım, Aralık ayı birazcık sezon etkisiyle düşüş gösterebilir. Çünkü o sezon etkisi kış nedeniyle bir aşağıya doğru bir kıvrılmayı yaratabilir ama biz Ağustos'ta itibaren bunun dipten döndüğünü düşünüyoruz. Çünkü bize büyüme veriler, biz 5 çeyrektir küçülüyor inşaat sektörü. Bu 5 çeyrek küçülme içerisinde 7.8 son çeyrek, 3. çeyrekti. 4. çeyrekte de küçülme olacak ama bir 7.8'in etkisi kadar olmayacak diye düşünüyoruz. Ve 2020'de aslında artıya geçmeyi de umut ediyor ve bekliyoruz. Şimdi burada tabii bir diğer tartışılan konu da elbette ki yani 2019'da sektörde mevcut stokların hala erimemiş olması. Bu sebepten ötürü de 2020'de yeni arz yaratılamayabileceğine dair beklentiler var. Ne dersiniz, 2020'de gerçekten arz olacak mı yoksa bir süre daha mevcut stokları mı eritmeye çalışacak sektör? Ben yine... Yenilemeleri de soralım. Yani tabii ki. Sıfır. Ben şimdi ikiye ayırmak lazım diye ondan söylüyorum. Bir tanesi yenileme, mevcut evlerin yeniden elden geçirilmesi. İki, sıfırdan inşaat. Tabii ki kamuoyu sadece inşaat sektörü maalesef konut üzerinden bakıyor. Evet, konutta bir tıkanma var. 1.2 milyona yakın bir stok var. Kabaca bir hesap yaparsak 250 milyar dolar bir para bu stokta bağlanmış gibi gözüküyor. Türkiye geneli için mi 1.2 milyon? Evet evet, Türkiye geneli. Daha... İstanbul ağırlıklı tabii. Anladım. Ama ya Türkiye geneli. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu İstanbul'da 1 milyona yakın stok olduğundan bahsetmişti. Bu rakamı çok yüksek mi buluyorsunuz? Yani İstanbul'da ben İstanbul'daki o kadar 1 milyon yüksek buluyorum. Önemli bir kısmı İstanbul'da ama 1 milyon 250 bin stok, yani 1 milyon 200 bin stok tamamı İstanbul'da demek yanlış olur. Birazcık biz inşaat ruhsatlarına bakıyoruz. İnşaat ruhsatları 2017 İstanbul'da 232 bin adetken 9 ayda 3 çeyrekte 2018'de bu 32 bine kadar düştü ve şimdi pardon 62 bine kadar düştü, şimdi 32 binlerde. Baktığımızda tabii ciddi bir küçülme var ama sıfır değil. Dolayısıyla en çok küçülmenin rakamsal olarak yaşadığımız yerler aslında Anadolu'daki birçok kent ve onlarda stok çok fazla. Ben bir ayağıyla da Çanakkale'yi temsil ediyorum. Orada çünkü iş hayatını orada yaşadım. Çanakkale'ye baktığımızda 10 bindi. 7 bine düştü inşaat ustası, şimdi 811'e kadar geriledi. Oransal olarak belki İstanbul'a göre hani işte Çanakkale daha küçük diyebiliriz ama
Türkiye'nin genelinde inşaat ruhsatı her yerde küçülüyor. Büyüyen hiçbir yer yok. Bu stoğun tamamı Türkiye demektir. Peki burada yenilemeler tarafına konuşalım biraz istiyorum. Sıfırdan konut dışında. Bir de sadece konut yok elbette ki. Örneğin biz yine geçtiğimiz yıl, yani şu son birkaç yıldır şehir hastanelerini konuşuyoruz, evet, bol bol. Öte yandan yine AVM'lerde eskisi kadar bir arz yok ama hani AVM yatırımları gelir mi diye düşünüyoruz. Yani o yüzden ticari konut, kamunun yatırımları ve yenilemeler için ne dersiniz? Turizmi aman unutmayalım. Yani doğru, turizm, onu da atlamayalım. Çünkü son derece önemli. Türkiye'nin turizmde ciddi bir hedefi var. Türkiye aslında iki hedef var. Birisi ihracat, ikincisi turizm. İki gelirden kaynak yaratmaya çalışıyor Türkiye. Turizmin hedefi şu anda 30 milyonlarda gelen turist sayısını 50 milyon 60 milyona çıkartmak. Fert başı, turist başı geliri de 650 dolarlardan 900 dolarlara taşımak. Böyle bakınca çok eskimiş olan binaların, turizm binalarının yenilenmesi, hatta yeniden yapılması, kent otellerinde akıllı hale getirilmesi ve kent, akıllı kent konseptine uygun şekle dönüştürülmesi gerekiyor. Yenilemeyi biz üçe ayırıyoruz. Depremle ilişkilendirilerek söyleniyor genelde. Evet, doğru, ama sadece deprem yok tabii ki. Yangın tehlikesi de söz konusu, sel tehlikesi de söz konusu. Binaları üçe ayırarak bir açıklama yapmak lazım. Bir, kesin yıkılması gerekenler. İki, mutlaka elden geçirilmesi gerekenler. Bir, üç, hiçbir şey yapılmaması gerekenler. Yüzdelere sahip misiniz Ferdi Yok, Bey? Yani şöyle, İstanbul depreminden çok korkulduğu için soruyorum. Özellikle öyle, İstanbul için. Sizce öyle, ne kadar? Öyle bir veri elimizde yok ama denen de şu. Ama olmalı aslında. Tabii bu verinin olmaması da çok. Biz bunu istiyoruz zaten. Yani hem belediyelerden, yani büyük şehirden, hem Çevreşehir Bakanı diyoruz ki bize bu binaların hangileri olduğunu, hangi alanlar olduğunu lütfen anons edin ki, ya da sahiplerini anons edin en azından. İnsanlar bilsinler. Hatta tersine iyi binalar da örnek göstermek gerekiyor. Yani bu binalar gerçekten depreme dayanıklı, gerçekten akıllı kent konseptine uygun. Bu binaları örnek alırsanız çok rahat edersiniz. Bunu demeden sadece kötü üzerinden konuşmak kamuoyunu da bir yanlış yere doğru, peki, yönlendiriyor. Çok afaki bir rakam olacak elbette ama tahmininizi söylemek, kesin rakamı bilmek mümkün değil. Sizce İstanbul'da yüzde kaç konutun yenilenmesi gerekiyor? Yüzde kaçında, yani sıfır yıkılıp yeniden yapılması artı yenilemeyi de katalım, yani deprem riskinden dolayı. Belediyenin açıkladığı bir rakam var. İşte 50 bin tane binanın yeniden yapılması diye aklımda kalan bir rakam var. Ama benim elimde buna dönük bir veri yok. Bu veri sadece Çevreşehir Bakanlığı'nda olabilir. Benim söyleyeceğim şey sadece yanlış bilgiye insanları sürükleyebilir. Ama benim inancım şu, biz İstanbul'daki binaların büyük bir kısmının derin yenilenmeyle beraber depreme dayanıklı hale geleceğine inanıyoruz. Çünkü deprem kuşaklarına baktığımızda 5'e ayrılır İstanbul'un depremden etkilenme bölgesi. İşte kuzeye çıktıkça etkisi azalır. En çok güney ve sahil kesiminde belki elden geçirilmesi gerekir ama oralar da zaten kupon arazileri olduğu için çoğu yenilenerek hayatı içerisine girmiş vaziyette. Kalanın içerisinde hakikaten şuna da ihtiyaç var. Bu bina depremde yıkılmaz ama otur içerisinde en azından ses yalıtımını sağla, yangın yalıtımını sağla. Dikey ve yatay taşıma içini çöz. Yani enerji verimli hale getir binanı ki ben seni yeni bir konsepte ülkenin gelirlerine ve kaynaklarına en çok katkıyı verecek alana dönüştür. Yangınla ilgili bir şey söyleyeceğim. Hep atlanan kısım. 40-50 yıllık binaların içerisindeki kablolama sistemi yeni ergenlerin 5-6 yıllara priz ihtiyacını karşılamaktan çok uzak. Biz deprem odaklanırken buraları sakın atlamayalım ve binaların yenilenmesinin önünde hemen açalım. Bu çerçevede akıllı şehirler de herhalde 2020 için önemli bir stratejik karar olacak değil mi? Cumhurbaşkanlığımızın aldığı karar son derece önemli. Gerçekten çok son derece önemli. Çünkü dünya bu konsepte dönüyor. Yani şu anda 25 tane akıllı mega kent var dünyada. İstanbul bunlardan bir tanesine aday. Ama biz daha önce Çanakkale, biliyorsunuz aklım fikrim Çanakkale'de projesiyle akıllı şehir konseptini bu ülkenin gündemine taşıdık ve bilincini uyandırdık. Cumhurbaşkanlığı'nın aldığı bu karar Çevreşehir Bakanlığı nedeniyle çok doğru bir yerde. Çünkü esas olan kaynakları yönetmek. Kentin enerji, su, gıda kaynaklarını nüfusun ihtiyaçlarına göre ve de daha çok da sosyal alandaki faydalarına dönüştürmek anlamında kritik görüyorum ve çok önemsiyorum ve hakikaten çok da sevindiğimiz bir başlık oldu bugün bizim için.
Kamunun yatırımları ve ticari gayrimenkulleri de sorayım. Tabii kamudan kastım sadece şehir hastaneleri değil ama onlar çok büyük projelerdi. Bunlar 2020'de olur mu soru işaretleri var. Çünkü açıklanan 2020 bütçesinin de sonuna gelindi. Dün hatta detayları paylaştık. Biraz daha bütçe giderleri konusunda daha ayağımızı yorganımıza göre uzatacağımız bir yıl olacak seneye. Ne dersiniz? Hem de ticari gayrimenkul için. Tabii ki yani. TÜİK'in şimdi şöyle, bu iş neticede kaynaklı dönüyor. Doğru. O kaynak olmadan bu iş çok zor. TÜİK'in verisi ve onun yaptığı güven endeksi ve diğer endekslere baktığımızda insanlara 5 tane soru soruyorlar. İşte iklimi soruyorlar, talep yeterliliğini soruyorlar, finansal yeterliliği soruyorlar. Finansal yetersizlik bir numarada hala %47 ile o TÜİK'in verdiği endeksi söylüyorum ben. İkinci kısımda talep yetersizliği var. Talep yetersizliğini daha çok konut odaklı ayırıyorum ama şehir hastaneleri ve ticari binaların, işte turizmi söyledim. Ama esas altyapı. Bizim en büyük problemimiz altyapılardan bir tanesi. Biz eğer dış ticarette, turizm, ihracata odaklanıyorsak organize sanayi bölgelerinin ve serbest bölgeler denizle demiryolu irtibatının sağlanması ve limanların iyileştirilmesi ve burada bir kere de ürünü doğru şekilde yükleyip göndermenin önünün açılması gerekiyor. Bizim organize sanayi bölgeleri %99'unun demiryolu bağlantısı yok. Serbest bölgeler %83'ünün limanla bağlantısı yok. 72'si de demiryoluyla bağlantısı yok. Bence altyapı yatırımı yapılacaksa buralara odaklanmak son derece kritik görüyorum. Bir şey daha ihtiyaç var. Hani süremiz ne kadar bilmiyorum. Ya, lütfen araya, devam edelim. Onu da araya sıkıştırmam lazım. Biz inşaat sanayinin, malzeme sanayinin sürdürülebilir büyümesine göre bütün projeleri planlamamız gerekiyor. Bu bir kaynak yönetimi. Buna çok ihtiyaç var. Çünkü bir rüzgar estiği zaman bir anda herkes yatırımcı oluyor, bir anda herkes müteahhit oluyor, bir anda herkes turizmci oluyor, bir anda herkes sanayici oluyor. Bir bakıyorsunuz ihtiyaçtan, kapasiteden daha fazlası yatırım haline dönüyor Türkiye'de. Ve işler durunca da bir sürü fabrika atıl vaziyete geçiyor, kapasite boşa çıkıyor. Bundan da en çok istihdam etkileniyor. Onun için biz diyoruz ki ülkenin inşaat malzeme sanayisi bir envanterini çıkartalım. Bu envanterin ihtiyaçları hangi bölgelerde fazlası var, ne kadar eksik var? Bütün yatırımları ve teşviği buna göre yönlendirelim. Çünkü sonradan arkasını toparlamak bu işin daha zor hale geliyor. Bir de bunu yaparsak eğer önümüzdeki inşaat dönemi, çünkü neticede inşaat olmadan Türkiye'nin büyümediğini görüyoruz. Yani 2.6-2018 büyümesi, işte bu sene belki 0.05 büyüyecek. Neden? İnşaat sektörü çökmüş vaziyette ama diğer sektörlerin hepsi ayağa kalkmış. Onlar artıda, bir tek inşaat sektörü geride ama Türkiye'nin büyümesi olmuyor. Bu nedenle doğru planlanmış bir inşaat sektörü önünü açarak Türkiye'nin büyümesini 4-5 puana taşımamız hiç de zor değil. Şimdi burada ölçek ekonomisinin önemine inanıyor musunuz Ferdi Bey? Yani üretim artarken maliyetin düşmesi ve bir ölçek ekonomisi haline gelmesinde inşaatın rolü var mı? Kesinlikle var. Burada ölçeği iyi kullanmak, hatta bazıları birleşmek. Girdi malzemeleri belki ortaklaşa yapmak gerekiyor. Yani çünkü... Biz hepimiz, sanayicimizde öyle bir şeyi var, kimyası var. Yani ben kendim yapayım, her şey aman az olsun, küçük olsun, benim olsun. Bunun yerine belki kaynakları birleştirip girdi ham maddeyi Türkiye'de üretmek gerekiyor. Çin'in başarısı ölçekten kaynaklanıyor. Bizim maliyet endeksimiz şu anda 98'lerde, 100 üzerinden. İşte Amerika 100, Almanya 121, Çin 96. Çin'in de maliyeti yükseldi aslında. Ama ölçek durumundan kurtarıyor. Bizim iyi olduğumuz pazar, en iyi pazar Avrupa Birliği. Almanya Endüstri 4.0'ı 2024'te tamamladığında endeksi 21 puan, 22 puan iyileşecek. Yani bizim altımıza düşecek. Dolayısıyla bizim önce sanayide ölçeği doğru kullanma, ölçeği büyütme, ortak belki girişimde ham madde ve girdi malzemeyi üretme ve kapasiteyi doğru yönlendirmeye acilen ihtiyacımız var. Yoksa biz maliyette lojistik lokasyon yetmez, maliyet tarafını yönetmekte çok zorlanabiliriz. Şimdi burada biraz ithal girdileri de konuşalım sektörün. Çünkü aslında bakıldığında işte en ilk aklıma gelen işte mermer, çimento birçok üründe nette ihracatçı olan birçok pozisyondayız. Birçok malzeme var. Nasıl görüyorsun? Tabii bir miktar ithal girdilerimiz de var. İthalat ihracat dengesi nasıl sektörde? 21,5 milyar dolara geldi inşaat malzemelerinin ihracatı. Ama şöyle bir şey var. Son 10 aydır. Nette fazla veriyoruz değil mi? Tabii nette kesin fazla. Çok onu fazla söyleyeceğim. Veriyoruz. Yani biz 9 milyar dolar ithalat yaparken önce 8'e düştü. 2018'de şimdi 6.2 milyar dolar civarında. Yıllıklandırılmışı söylüyorum ben geriye doğru. İhracat 21,5. Ama şöyle bir şey var.
21,5 milyar dolara geldik, son 10 aydır takıldık. Yani her ay yıllık kullandırmış geriye baktığımızda 21,5, 22 olmadı. Ne artıyor? Tonaj artıyor. Bir anda işte 30-35 milyon ton yıl ihracat, önce 40'a çıktı, 45 milyon tona çıktı. Şimdi 50 milyon tonu konuşmaya başladık. Yükle ağır, pahada hafif malzemelerin ihracatı artıyor. Bunun içerisinde çimento girdi ağırlıklı, hı hı, örneğin. İthalatta ise ortalama birim fiyat yükselmeye başladı. Daha akıllı, daha içerisi teknoloji dolu, daha yüksek teknoloji ürünleri ithal eder hale geldik. Hı hı. Miktar düştü ama ortalama fiyatlar arttı. Bizim Türkiye olarak bunları yapabilme kabiliyetimiz var. Bunu her yerde söylüyorum. Hızlıca bunlara odaklanmamız gerekiyor. Bizim inşaat malzemesi ithalatına bu ülkenin ihtiyacı yok. Yani ihracatın artırma şansı var. İçinde bulduğumuz coğrafyanın inşasından bir sorun olmaz. Hem kendimize yeteriz, hem de evet, nette ihracat. Yani coğrafyayı inşa edebiliriz. Yani burada bizim hiçbir şeyimiz yok, endişemiz yok, problemimiz de yok. Biraz teşvik, biraz da yönlendirme. Cesaretle de kamunun bu malzemeleri alıp kendi projelerinde kullanarak dünyaya referans vermesi bizim için son derece kritik. O zaman bunun altını biraz daha böyle kırmızı kalemle çizelim. Özellikle önümüzdeki süreçte başta kamu yatırımları olmak üzere yerli inşaat malzemelerinin teşvik edilmesi gerekiyor. Mega projeler. Mega projeler. Yani, ithal girdisi olan mega projeler var değil mi? Mesela yeni havalimanında kullanıldı. Ben bunu bu yayında da beraber söylemiştik. Ama ben bunu bir kere daha söyleyeceğim. Türkiye'nin işte 1912'de ilk çimento fabrikası, 1930'lu yıllarda iki tane çok büyük demir çelik fabrikası kurulmuş. Doğru. Erdemir, Kardemir. Böyle baktığımızda çelikte bizim hiçbir problemimiz olmaması gerekir. Ama 5. Aspa Köprü'nün çeliği hala ithal. Esneyen çelik anlamında yapamadığımızdan değil, güvenemediğimizden kaynaklandığını düşünüyorum ben. Altını da çizerek söylüyorum. Biraz daha fazla güvenerek kendi ürünlerimizi kullanmamız, cesaretlendirmemiz. Şimdi Ar-Ge tarafı var bu işin. Biz Ar-Ge'ye ciddi para yatırdık. Avrupa pazarını ihraç ediyoruz. Her yere ihraç ediyoruz. Avrupa Türkiye'ye güveniyorsa bu anlamda içeride yerli... Bu çeliği ithal etmiyoruz tabii. Bu ihraç etmiyoruz. Bu çeliği önce bizim kendimizin kullanması ve referans haline getirmemiz lazım. Dolayısıyla biz sektörü, sanayiyi gittikçe daha komodite hale getirmeye dönük bir teşvik sistemi var Türkiye'de. Onun yerine bizim daha özel ve gelişmiş ürünleri ön plana çıkartacak teşviğe ihtiyacımız var. Bölgeden arındırarak söylüyorum. Bunu İstanbul'da da yapabilir sanayici. Artvin'de de yapabilir, Hakkari'de de yapabilir ama Türkiye'nin ihtiyacı olan sanayinin teşvik edilmesi, inşaat malzemesinde bizim önümüzü açar. Çünkü artık mega kentler, akıllı şehirlerin çok ön plana çıktığı yerde bizim komodite ürünlerle ihracatta kalmamız büyük hata olur diye düşünüyorum. Şimdi editörümüzün de aslında KJ'ye getirdiği, yani 10 aydır diyorsunuz ki ihracat tonaj bazlı artıyor ama gelir olarak artmıyor. Biraz açabilir misiniz Fadi Bey onu? Yani kurun etkisi mi, rekabet gücümüz, fiyatlar anlamında TL değer kaybedince yurt dışında daha uygun fiyat mı istiyor ya da başta Avrupa olmak üzere pazarlarda mı biraz daralma var, ne diyorsunuz? Ya beni birazcık konuşturacaksınız bu konuda. Ya Türkiye'nin 83 bin ihracatçısı var. Biz bunu belki 150 bine çıkartmak istiyoruz. Hani bunun ne kadar doğru olmadığını bizim bir kere daha gözden geçirmemiz lazım. İlk 1000 ihracatçı Türkiye'nin 102 milyar dolar ihracatını yapıyor. Biz sanayi ve Ar-Ge'ye dayalı, inovasyona dayalı alanı geliştirmemiz lazım. Çünkü iç pazarın daralmasıyla beraber herkes ihracatçı yapınca esnaf da ihracatçı. Olsun, hiç itirazım yok. Denetliyorsak, kontrol ediyorsak, eğer onları planlayabiliyorsak, ölçeği yaratabiliyorsak hiç problem değil. Ama bu bir ortalama fiyatı geriye çekiyor. Biz buna maverick sendromu diyoruz. Kendi ayağımıza kurşun sıkmanın bir anlamı, kendi içimizdeki rekabet bizi dışarıda alıcının karşısında daha zor duruma düşürüyor. Alıcı da bunun farkında. Kuru da kullanıyorlar, kendi içimizdeki rekabeti de kullanıyorlar. Satıp kurtulma telaşı yerine markayı yaratacak işe odaklanmak, Made in Turkey'ye katkı verecek olan ihracata odaklanmak son derece önemli. 2 seneyi kurtarırız ama önümüzdeki 10 seneyi sıkıntıya sokarız. Pazarları nasıl görüyorsunuz peki? Türkiye'nin ihracat pazarları ne durumda? Hala sizin Avrupa, sektör için. Hala Avrupa en büyük pazar. Amerika en büyük pazar. Kanada, İsrail en büyük pazar. Irak biraz malzeme alıyor. Yeni alanlar var. Afrika özellikle ve de Uzak Doğu. Ben iyi olduğumuz pazarları kaybetmek yerine rekabet gücümüzü aldığımız iyi pazarlara daha fazla odaklanmanın doğru olduğuna inanıyorum. Şimdi programı sonlandırırken tabii izleyicilerden doğal olarak yani çok önemli konulara değindik ama hep merak edilen şey konut fiyatları artar mı 2020'de ve tek haneli faizin gelmesi sektörü canlandırır mı? Yani şu an yaklaşık %13 olan bileşik faiz yıllık konut kredi faizlerinde tek haneye gelmesi bekleniyor, ne dersiniz? Üç konu
tek haneye düşmek zorunda bu ülkede. Bir tanesi faiz, bir tanesi enflasyon, bir tanesi de işsizlik. İşsizliği şöyle önemsiyorum. Konut gibi uzun vadeli yatırıma insanların işini kaybetme endişesiyle bakmadan para koyması lazım. Faizin tek haneye düşmesi ayrı çok önemli bir kırılma noktası ama biz onu yıllık bazda bekliyoruz. O her şeyi artırır ama bir şey daha artırır, fiyatları da artırır. Yani onun da kontrol edilmesi lazım. Maliyet tarafına gelirsek yeni inşaatlarda yeni fiyatlar ve yeni maliyetler olacak. Eski stoklar eski maliyet ve eski fiyatlarla satılıyor. Bunu bir fırsat olarak görüyorum. Fiyat artışı olacak mı önümüzdeki yıl? Yeni inşaatlarda olur. Mevcutlarda da talep artarsa bu işin doğası gereği belki birazcık olacak. O nedenle bizim hızlıca önce stoğu eritme kısmında bir hamlemiz varsa bu alandaki finansal çerçeveyi de iyi yöneterek insanları yönlendirmek son derece kritik diye düşünüyorum. Batık kredilerden sonra daha az iş adamının ya da daha az ticari taraftaki kişilerin inşaata yatırım yapacağını düşünüyor musunuz? Yani bu batık kredi haberleri, vadelerin uzaması, ödemelerin bozulması biraz daha belki iş adamları bu sektöre girmek istemeyecek mi? Daha mı mesafeli olacak? Ben birazcık amiyane tabirle bir şey diyorum. Ne iş olsa yaparızdan çıkmamız lazım bizim. Yani. Turizm... Zaten herkes girmesin diyorsunuz. Tabii ki. Yani bizim müteahhit sayımız o kadar çok ki. Yani Türkiye'deki müteahhit sayısı 400 küsür binlerde. İstanbul'da 35 bin var. Avrupa Birliği'nin tamamında 35 bin tane müteahhit yok. Ya bizim bu kadar müteahhitle iş yapma lüksümüz yok. Çevre Şehircilik Bakanlığı doğru bir şey yaptı. 9 kademeye ayırdı müteahhitleri ve dedi ki ya sen iş yapma gücüne göre ben seni ölçeceğim, biçeceğim. Çok doğru bir yer. Denetimin bu anlamda artması ve kontrol, piyasa kontrolü artması önemli. Herkesin sanayici olmuyor olması, herkesin turizmci olmaması, herkesin de müteahhit olmaması gerekir bu ülkede. Kapasite, envanter, paylaşımı ve ihtiyaca göre yönlendirme. Çok teşekkür ediyorum Ferdi Bey. Katıldığınız ve değerli görüşlerinizi paylaştığınız için, çözüm önerilerinizi aktardığınız için. İnşaat Malzeme Sanayicileri Derneği Başkanı, İmsaf Başkanı Ferdi